Bu varlık fonu nedir bilmeyenler için? Şimdi varlık fonu genelde petrol zengini ülkelerin gelecek nesillere ülke servetinin bir bölümünü transfer etmek için oluşturdukları bir fondur. Mesela en güçlü varlık fonu Norveç'in sahip olduğu fon. Yaklaşık 900 milyar dolar gibi bir değer var bu fon içerisinde. Gelecek nesillere ülke mirasını bırakmak için oluşturulan bir fon. Tabii Türkiye'de 2016 yılında varlık fonu oluşturuldu, Ağustos ayında. Hakikaten işte Türkiye'de kamunun elinde kalan bir takım şirketler, işte Türk Hava Yolları'ndaki kamu hissesi, Türk Telekom'daki sanırım kamu hissesi vesaire bir takım böyle servetler bu fonun içerisine dahil edildi. Ve bununla birlikte o zaman verilen mesaj, piyasada özellikle yabancıların yapacağı hareketleri dengeleyici bir takım unsurları hayata geçirmesiydi. Varlık fonundan böyle bir beklenti vardı. Özellikle döviz ataklarına karşı varlık fonunun elindeki enstrümanları sağlıklı bir şekilde kullanması bekleniyordu. Ancak aradan 2 yıl aşkın bir süre geçti. 2016 Ağustos ayında kurulduğunu söylemiştik. Şimdi 2018'in Eylül ayındayız. Yaklaşık bu 25 aylık dönemde biz varlık fonunun bir varlık gösteremediğini net bir şekilde gördük. Yani daha fare doğurdu. Zamanında bizim de bazı beklentilerimiz vardı. Güzel başlıklar da atmıştık. Özellikle döviz konusunda varlık fonunun etkili olabileceğini düşünüyorduk. Ama en azından verilen mesaj bu istikametteydi. Çünkü başka ülkelerde bu böyle oluyor. Şimdi Almanya'da benzer bir varlık fonu kurmaya gayret ediyor. Arap ülkelerinde zaten hanedanların elinde böyle bir varlık fonu var. Her ülkede kurulan bir fon değildir. Mesela Amerika'da bilebildiğim kadarıyla böyle bir fon yok. Amerika nasıl olsa bizde Federal Reserve dediğimiz merkez bankamız var. Doları basar, dünyaya dağıtır, satar. Biz de dünyanın ürettiğini bu dolarlarla birlikte alırız. Böyle bir mantık var Amerika'da. Rusya'da bildiğim kadarıyla böyle bir varlık fonu yok. Varsa da benim haberim yok. Önemli yani genelde kurulan bir fon. Şimdi Türkiye'de ne yapacağını hala da kamuoyu anlayabilmiş değil. Şimdi Cumhurbaşkanı Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Albayrak da yönetim kurulu başkan vekili, bir de genel müdürü var. Yani bir an önce tabii bunu ne yapacağı, hangi enstrümanları nasıl kullanacağı kamuoyuyla paylaşılması lazım. Yani aradan 25 ay geçti. Biz varlık fonuyla ilgili gazeteciler olarak çok fazla bir şey öğrenmedik. Birkaç kez varlık fonunun eski başkanıyla böyle gazeteci olarak karşı karşıya geldik. Soru sorduk, net cevaplar alamadık. Öyle ya, ciddi bir fondan söz ediliyor. Bu fonun piyasa düzenleyicisi olmasından bahsediliyor. Ama fiiliyatta bir şey yok, tık yok. En son döviz atağını gördük biz. 10 Ağustos'tan itibaren startı verilen 3 günde doların nereden nereye geldiğini gördük. Biz o zamanlar varlık fonundan hiç haberdar olamadık. İşte Çaykur diyelim, bunun içerisinde ne yapacak mesela? Çaykur'un varlığıyla birlikte bir takım yurt dışından fonlar mı getirilecek? Ne yapılacak? Onlar net değil, göremedik onları biz. Zaten kamunun elinde çok fazla bir şey de kalmadı. Kamu eski kamu değil. Mesela eskiden kamunun elinde işte Tüpraş vardı, Türk SEKA Telekom vardı. vardı. SEKA küçük kalırdı. Mesela bir Tüpraş'ın varlığı, Türk Telekom'un varlığı çok ciddi varlıklardı. Halen de öyledir aslında. Bunun ötesinde limanlar vardı, enerji santralleri vardı, termik santraller başta olmak üzere. Enerji dağıtım şirketi vardı, çok sayıda arazi vardı. Vardı oğlu var, havalimanları vesaire vardı. Şimdi devletin elinde zarar eden havalimanları kaldı. Onun ötesinde zaten liman kalmadı. Bütün limanlar özelleştirildi. Önemli termik santralleri özelleştirildi. Dağıtım ihalesi özel sektöre verildi. Enerjide şu anda zaten ana aktör özel sektör. Onların da 50 milyar dolar gibi borcu var. Bu borcu nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyorlar. Bakıldığı zaman şimdi varlık fonunun da elindeki servet de sınırlı hale geldi. Çünkü bu neticede devletin elindeki kaynaklara dayanan bir fon. Şimdi içindeki fonda ne yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı artık bu fonun da başkanı. Bunun ortaya konması lazım ki piyasalar buna bakarak işte Türkiye'nin ekonomisinde bir aktör olarak o fonu görsün. Şimdi Norveç'te varlık fonu 900 milyar dolarlık bir fon. Yani hakikaten baktığın zaman güven veriyor. Mesela Türkiye'de işsizlik fonu var. 100 milyar liradan fazla içinde bir kaynak var. İşsiz kalan bir insan maaşını oradan alır.
Niye? İşsiz olan insana bir güven veriyor. Neden? Ya içinde 100 milyar var. Ben işsiz kalırsam işte buradan ayda zaten 1400 lira maksimum herhalde para veriliyor. 10 ay boyunca bana buradan 14 bin lira gelir. 10 ay ben az da olsa en azından bir simit, bir çay parasını bundan çıkartabilirim diye düşünüyorsun. Şimdi bu varlık fonu da vatandaşa böyle bir güven vermesi lazım. Bunun güven verebilmesi için de bunun yasasının net bir şekilde ortaya konması lazım. Bir de piyasada görülmesi gerekiyor. Biz mesela son 24 ayda varlık fonunu piyasada hiç göremedik. Fon başkanı ve üyeleri doğru dürüst açıklama yapmadı. Yaptıkları açıklamada hani derler ya, yani incir çekirdeğinin içini doldurmayacak türden açıklamalardı. Şimdi fonla ilgili sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan olarak, fon başkanı olarak herhalde bir tablo ortaya koyacaktır. O tabloda biz fonu daha net olarak görebileceğiz. Acaba bu fon yurt dışından borç almak için kaynak gösterilebilir mi? Yani Çin'den ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi neyi kaynak göstereceğiz? Şimdi bir şey göstermen lazım senin. Kaynağın olacak. Şimdi herkesin bir kredisi var. Bankaya gittiğin zaman Bülent Tapucu olarak TC kimlik numaranı söylüyorsun. Banka sana 9 lira karşılığında senin kredinin ne olduğunu söylüyor. Hatta internetten bile bunu alabiliyorsun. Gir banka hesabın varsa internete. De ki benim kredim nedir? Evet. O da der ki sana senin kredin maksimum 20 bin liradır. Evet. Kimisi belki 20 milyon alabilir bu ülkede, kimisi 20 bin lira alır. Onun için neye göre bunu banka söylüyor? Bir, geçmişte senin ödemelerine bakıyor. İki, hemen bakıyor tapu kayıt vesaire, onlardan bir görüntü elde ediyor. Dahası araban varsa arabana bakıyor. İşte kredi kartının kullanma miktarına bakıyor vesaire. Kredi kartının ödeme düzenine bakıyor, limitine bakıyor. Sana bir ne yapıyor? Bir fotoğraf çekiyor. O fotoğrafa göre diyor ki Bülent Tapucu senin işte kredi limitin budur diyor. Evet. Yani bu limitler dışında hiçbir bankadan sen kredi alamazsın diyor. Belki 50 bindir, belki 100 bindir. Yani herkesin böyle bir kredi hesabı var. Neticede Türkiye'nin de küresel finans çevrelerinde bir kredisi var. Biz bu krediyi önemli ölçüde tükettik. Nasıl tükettik? 2000 yılından itibaren, 2001'den, 2002'den itibaren, bazıları 2002'den başlatıyor, bazıları 2001'den bahsediyor. Yaklaşık 650 milyar dolar biz yurt dışından para aldık, borç aldık. Yani bu borç alınmaması lazımdı. Veyahut da bu borç alınıp düzgün yerlerde kullanılması gerekiyordu. Biz bununla birlikte ne yaptık? Yollarımızı yaptık, hastaneler yaptık, ondan sonra köprüler yaptık, statlar yaptık. Genelde bunu nerede kullandık? Enerji santralleri yaptık. Özellikle rüzgar enerji santralleri yaptık. Özel sektör bunu yaptı. Ama özel sektör de aynı şekilde yurt dışından borçlandı. Mesela şehir hastaneleri. Şehir hastanelerinin tamamı, bak bila istisna tamamı, Yozgat, Ankara, İstanbul, Mersin vesaire hepsi yurt dışı kredilerle yapıldı. Mesela bu işi de aktör olan müteahhitlik firması genelde Rönesans Holding. Yani Rönesans Holding bunu Japonlardan, Almanlardan, ne bileyim Fransızlardan, yabancılardan, Euro cinsinden krediyle veyahut da bazen dolar cinsinden krediyle bunları yaptı. Ankara'daki şehir hastanesini Bilkent Holding yaptı mesela. O da aynı şekilde yurt dışından kredi buldu. Yani yurt içinden bulmadı. Bazı bu kredi paketleri içerisinde yurt içindeki bankalar yer aldıysa da bunlar da ne olarak yer aldı? Döviz kredisi temin ederek yer aldı. Yani böyle bir gerçek var. Şimdi benzer şekilde mesela 3. köprü İstanbul'da yapıldı. Yapan şirketin ortağı yabancı. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Hepsi döviz kredileriyle yapıldı. Mesela bir AVM tartışması yaşanıyor Türkiye'de. AVM'lerin neredeyse tamamı döviz kredisiyle yapıldı. Yani döviz kredisiyle yapıldı. En son alışveriş merkezleri AYD Başkanı çıktı. Dedi ki bizim dedi 15 milyar dolar borcumuz var dedi. Tamam dedi dövizle kiralama yapmayalım. 15 milyar dolar da borcumuz var dedi. Bu ne olacak dedi. Bunu nasıl ödeyeceğiz dedi. Yani bankalar biz bu AVM'yi yaparken bize Türk lirası kredi kullandırmıyor. Bize dövizle borç verdiler. Şimdi biz bunu aldığımız zaman yaparken döviz 3 liraydı, 2 liraydı. Şimdi döviz oldu 6 lira. Dolar bazında söylersek 6,5 lira, 6 lira, 30 kuruş, 35 kuruş. Ya böyle bir Türkiye var. Biz yurt dışından bu kredileri aldık. Eğer bize bu limiti açmamış olsalardı biz bu kadar gayrimenkul yatırımını yapamazdık.
Bunun karşılığında tabii ne oldu? Bizim fabrikalarımız elimizden çıktı. Ben çok sayıda fabrikası olan insanın fabrikasını yabancıya satıp bunun karşılığında inşaat şirketi kurduğunu biliyorum. Ve şimdi o inşaat şirketleri hepsi çöp oldu. Yani senin elinde gül gibi fabrika var. Sektöründe başa güreşiyorsun. Gidiyorsun bu fabrikayı satıyorsun. İnşaatta para var diye dalıyorsun inşaat şirketine bir gayrimenkul veyahut da bir inşaat şirketi kurarak. Ondan sonra orada da şimdi patlıyorsun. Yani evet. Böyle çok sayıda maalesef şirket var. Peki. Mesela tekstilden para kazanıp inşaata girip inşaatta para kaybedenler var. Kazananlar da var. Böyle bir Türkiye var. Onun için şimdi bu varlık fonunu biz göreceğiz. Evet. Ama dediğim gibi elimizde çok fazla enstrüman kalmadı. Artık yurt dışından da bize kimse bol para vermez. Geliyor mu bilmiyorum. Ne kadar geliyor? Rakamlar açıklanınca onu göreceğiz biz. Ama senenin ilk yarısında, ilk 6 ayında 24.5 milyar dolar bu ülkeye geldi. Evet. Ha, Temmuz, Ağustos, Eylül'de ne kadar geldi? 5 mi geldi, 10 mu geldi? Onları bilmiyoruz. Onlar açıklansın, göreceğiz. Ama dışarıdan para artık kolay kolay gelmiyor. Niye gelmiyor? Kendi problemlerimiz var. Bunun en azından çözüm odağına girmesini bekliyorlar. Dolayısıyla, gerçi herhalde programın sonuna geldi. Evet. Yani net olarak söylersek bu varlık fonunu hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne yapacaklar. Çok ama çok fazla faydası olacağını da düşünmüyorum şahsen. Son iki senede yaşananlar bunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun içine ne koyacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir buna ivme katacak? Geçmiş yönetim hiçbir şey yapamadı. O da hep zaman gösterecek. Dediğim gibi fonun ne yapacağı bile tam olarak belli değil. Peki.